taraflardan hiçbirinin yükümlülük ve taahhüt altına girmediği belirtildi. Aslında asıl amacın uluslararası hukuka göre ortak bir zeminin olup olmadığını ve ne ölçüde olduğunu ve müzakerelerin başlaması için kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge konusunda bir anlaşmaya yol açabilecek koşulların yerine getirilip getirilmediği tartışıldığı öğrenildi. Aksi takdirde Yunanistan'ın bu konuları Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyacağı belirtildi. Toplantının içeriğiyle ilgili net bir şey paylaşılmadı Yunan basınında ama bilgi basında görüşmenin iki taraf için de memnuniyet verici olduğu yazıldı ve Dışişleri Bakanı Dendias'ın dün yaptığı bir konuşmada, bir açıklamada değerlendirmesinde Türkiye Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ile daha güzel bir ortamda çok yakın bir zamanda görüşmek istediği açıklamasını yaptı. Bugün Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris ile Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın bir görüşmesi planlanmıştı dünkü haberlere göre. Ama Yunan basını tarafından yapılan açıklamada bir sonraki görüşmelerin İstanbul'da yapılacağına karar verildiği ve sadece tarihin netleşmesi gerektiği aktarıldı. Yani an itibariyle bugünkü görüşmelerin olup olmayacağı hakkında net bir cevap verilmedi. Biz gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz efendim.